Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Bugün hızlı bir şekilde incelediğim Casper VIA V10 incelemesiyle karşınızdayız. Geçtiğimiz haftalarda, bayramdan önceki hafta bu telefon teste gelmişti. Telefon hemen çok talep olduğu için biraz öne aldım bu testi. Hızlıca inceleyeyim dedim. Hem kutu içi açılımını yapmıştım biliyorsunuz. O kutu açılım videosunda hemen yukarılarda bir yerde şimdi bir link çıkacak. Oradan izleyebilirsiniz. En azından kutu içeriğini merak ediyorsunuz oradan görebilirsiniz. Çok merak eden olduğu için de hemen hızlıca inceleme kararı aldım ve birkaç ürün beklerken bunu aradan çıkartmış oldum. Şimdi Casper biliyorsunuz birkaç yıldır telefon işine de girdi. Son 1-2 yıldır birçok modeli var. Bu model incelik ve şıklığa odaklanmış bir ürün. VIA V10 modeli şık olduğunu nasıl görüyoruz? Hemen bakın zaten şuradan görüyorsunuz. Çok ince. 5,1 milimetre inceliği var. Hani öyle bir numara yok bu arada. Bazı modellerde hani kenarları ince ama ortası kalındır mesela. Şimdi marka ismi vermeyelim. Ya da ne bileyim işte küçük bir noktasındaki bir inceliği söylüyorlar. Diğer taraflarda telefon kalın. Bu ürün öyle bir ürün değil. VIA V10 5,1 mm. Buradan bakıyorsunuz zaten hani bir çıkıntısı, bir girintisi yok. Kamerası vesairesi her şey dahil olmak üzere yekpare bir gövdesi var. Bu da ne anlama geliyor? Hemen anlıyorsunuz. Pili değiştirilemiyor. Tasarımla ilgili hemen öğelerden başlayayım. Ön yüz çok sade tasarlanmış. Sanal tuşlar ekranın iç kısmında konumlandırılmış. Bu biraz ekrandan yiyor açık söylemek gerekirse. Uygulamalarda çok sıkıntı değil ama mesela menüde gezinirken ekranı biraz daha küçük kullanıyorsunuz. Çünkü alt kısımdan bir parça yenmiş oluyor. Zaten altta bir boşluk var. Üstte bir boşluk var. Bu ekran iyice küçülmüş oluyor. Bunun dışında yan yüzde hemen önden baktığımızda yan yüzde sağda nano simülası var. Bunu açmak için özel bir aparat çıkıyor kutudan. Kutu içerisinde göstermiştim bunu. Açma kapama ve işte ekranı kilitleme tuşu var. Diğer sol tarafta ise ses açma kapama tuşu var. Başka bir tuş yok cihazın üzerinde. Üst kısımda hiçbir şey yok. Tertemiz bir görünüm var. Alt kısmında hem stereo jack 3,5 mm'lik ki zaten jack neredeyse bütün cihazın inceliğini yani bütün alanı kaplamış. Yani biraz daha ince yapılamazmış çünkü o zaman bu jack dışarı taşacaktı. Onu söyleyeyim. Bir de micro USB bağlantı yuvası var. Hem telefon için hem şarj için hem de bilgisayar bağlantısı için bu yuvayı kullanıyoruz. Teknik özelliklerine gelecek olursam hemen yazmıştım zaten notlarımdan okuyayım. 4,8 inçlik 1280x720 piksel yani 720p'lik bir ekranı var telefonun. Ekranın ön yüzü Gorilla Glass 3 koruması var. Bu önemli arkadaşlar. Neden önemli? Telefonlar düşüyor malum. Düştüğü zaman ekranlar hemen kırılabiliyor. Bu da maliyetli. Gorilla Glass 3 konulmuş. Arkasında da Gorilla Glass var bu arada onu da söyleyeyim. Fakat onun yani 2 mi 3 mü 5 mi yazmıyor. Herhalde Gorilla Glass 1'dir. Orada da koruma olduğunu belirtelim. Yani düştüğü zaman sağlam bir telefon var. Çerçevesi metal bir çerçeveye kullanılmış. Hem şıklık için bu hem de sağlamlık için. Bakın hani böyle işte plastik olan modellerde olduğu gibi çatır çutur sesler gelmiyor ve gayet şu anda yapıyorum mesela bakın. Gayet sağlam bir şekilde formunu koruyan bir telefon var. 2 GB RAM'imiz var. Bu önemli. 2 GB olması. Çünkü genelde bu tarz telefonlarda 1 GB kullanıyordu bugüne kadar ince olduğu için onun için söylüyorum. 2 GB kullanılması önemli. 16 GB'lık dahili depolama var. Yalnız kullanılabilir alanınız yaklaşık 12 GB. 11,9 civarında bir alan var. Tabii bu alan biraz az onu söyleyeyim. Ama hani hem ince olsun hem küçük olsun işte microSD yuvası da olmadığı için yapacak bir şey yok. Bunu kabul etmek zorundasınız. Elimizde başka bir seçenek yok. Snapdragon 410 chipseti kullanılmış. Popüler bir chipset bu. Özellikle 720p ekranlarda iyi sonuç veren bir chipset olduğunu belirteyim. 1,2 GHz'lik 4 çekirdekli bir işlemcisi var. Android 5,02. En azından ben bu testi yaptığım tarihte 28 Eylül'de yaptım bunu 2015 tarihinde. 5,02 vardı. Sonradan artar mı değişti mi bilemem. Bunun dışında nano sim kart olduğunu söyledim. Nano kullanıyor. Yani sim kartınız eğer büyükse, mikro ise ya da normal sim kartsa küçültmeniz, kesebiliyorsanız kestirmeniz eğer bunu kullanmak istiyorsanız ya da yeni sim kart almanız gerekecek. Bu da operatöre göre 8 ila 20 lira arasında değişen bir maliyet olduğunu söyleyeyim. 8 megapiksellik ana kamera. Zaten yazıyor hemen altında 8 MP diye. LED flaşımız var hemen onun yanında konumlandırılmış. Bunlar dışında ön kameramız 5 megapiksel. Hem ana kamera hem ön kamera Full HD video çekebiliyor. 5 megapiksellik ön kamera iyi olduğunu söyleyebilirim.
İşte Wi-Fi var. Işık, hareket, yakınlık, manyetik, ivme ve yön sensörü bulunuyor. Wi-Fi, Bluetooth, VGN, yani Wi-Fi'nin bu arada AC desteği yok tabii ki. İşte alüminyum malzemeden üretilmiş bir gövdemiz var. 99 gram ağırlığımız var. 98,5 de diyor bazı yerlerde ama ben 99 gram olarak aldım. 99 gram çok hafif, onu söyleyeyim. Gerçekten yani tutması, yani gerçekten elde çok rahat duruyor, şık. Güzel bir telefon olmuş. Siyah ve beyaz renk seçenekleri var. Bendeki siyah, bana teste gelen ürün siyahtı ama beyaz rengi olduğunu da belirtelim. Şimdi gelelim kullanımına git. Yani bunlar teknik veriler. Teknik veriler güzeldir ama hayat teknik verilerle ilerlemiyor. Kullanımla ilgili özellikle gelecek olsak, başta söylediğim gibi bu ekranın alt kısmı kapatması biraz can sıkıcı biraz bence. Çok büyük bir problem değil ama keşke sound tuşları aşağı alsalarmış. Yani gövdenin üstlerine koysalar daha güzel olurdu bence. Ama mutlaka bir sebebi vardı. Teknik bir zorunluluk olduğu için muhtemelen böyle olmuş. Bunlar dışında performans anlamında gayet yeterli bir performansı var. Zaten Snapdragon 410 chipseti başarılı bir chipset. Yani fiyat performans chipseti olduğunu söyleyelim. Birçok üründe kullanılıyor. Dünya çapında bildiğim kadarıyla yaklaşık 200 milyonu aşkın üründe bu chipsetin kullanıldığını belirtiyor firma. Üretici firma Snapdragon. Yani Qualcomm daha doğrusu. Bilinen bir chipset, performanslı bir chipset. Bir de 2 GB RAM geldiği zaman da gayet de başarılı olmuş, onu söyleyeyim. 2 GB RAM'le ben birçok oyun oynadım. Örneğin Asphalt 8 oynadım mesela. Asphalt 8'i falan rahatlıkla oynayabiliyorsun. Herhangi bir sıkıntı yok. Performans sıkıntısı yok. Fakat bazen böyle çok yoğun uygulama araçtığınız zaman üst üste veya birkaç gün telefonu işte sürekli kullandığınız zaman 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 böyle bir titrediği veya kendine gelemediği noktalar oldu ama çok sık olmadı bu. Yani burada tabii ben biraz yoğun kullanan birisiyim. Belki standart bir kullanıcı fark edemeyeceği bir şeydir bunlarda. Performans anlamında sentetik testlerden bakacak olursak Antutu da test yaptı. Bu chipseti kullanan böyle bir cihaz için normal bir rakam. Tabii böyle hani üst düzey bir performans veya üst düzey oyunlarda üst düzey çözünürlük beklememek gerekiyor. Zaten cihazın öyle bir iddiası yok. Ama günlük işlerde fazlasıyla yeterli ve fazlasıyla iyi bir şekilde kullanabildiğinizi söyleyeyim. Telefonun bence bende uyandırdığı etki şu. Discovery Air vardı. Ben onu da daha önce incelemiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi yukarıda bir yerde yine bir link çıkacak, ona tıklayarak. Discovery Air modeli çok benziyor ama o Air daha malzemesi daha nasıl diyeyim? Biraz daha temel malzemeler vardı. Böyle bu kadar alüminyum ve şık bir tasarım değildi. Plastik bir malzemesi vardı ama yine aynı inceliğe sahipti. Bunu da söyleyeyim. O biraz daha performansı düşük bir modeldi. Bence 4G desteği yoktu. Bu üründe 4G desteği var, onu söyleyeyim. Yani Air'da yok ama bunda var. Bu ürün biraz General Mobile'ın donanım olarak söylüyorum. Yeni çıkardığı General Mobile One 4G modeline çok benziyor. Donanım anlamında. O da benzer özelliklere sahip hemen hemen. Bu üründe 4G özelliği var. Bu önemli, neden? Şimdi Nisan ayında 4G ya da 4.5G Türkiye'deki ismini kullanılmaya başlanacak. Donanım olarak telefon desteğinin olması gerekiyor böyle bir teknoloji kullanmak istiyorsanız. Bu bakımdan bence mantıklı olmuş. Zaten bu saatten sonra da telefon alacaksınız ki ben yaklaşık bir yıldır bütün incelemelerimde söylüyorum bunu. Mutlaka ve mutlaka 4G destek telefonu almanızı öneriyorum. Olur, bir gün lazım olur. Kullanmak isterseniz donanım desteği olursa sonradan bir takılan bir parçayla veya bir güncellemeyle olmuyor. Mutlaka mutlaka telefon desteklemesi gerekiyor. Casper VIA V10 4G destekliyor. Bence önemli bir özellik. Koymaları da çok 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 iyi olmuş. Bunlar dışında baktığımızda gövdesini ve tasarımını ben çok güzel buldum. Gerçekten hani Casper deriz, bazen burun kıvırdığımız bir markadır. Tabii bunların haksız bazı haklı eleştirilerinde olduğunu söyleyeyim ama telefon konusunda bence gayet başarılı bir telefon olmuş. Çok şık. Hani böyle çok büyük fiyatlara paralar aldığınız telefonlardan bir eksik yanı yok. Yani arka yüzü olsun, ön yüzü olsun, tasarımı olsun ben çok beğendim. Hafif bir telefon, şık bir telefon. Bazen unutuyorsunuz cebinizde mi değil mi diye. Bir yere ben Fabrette kullanıyorum zaman zaman testlerimde. Onlarla kıyasladığım zaman da çok daha küçük bir harf olduğunu söyleyebilirim. Bunlar dışında birçok uygulama yükledim, test ettim, kullandım. Ki ben testlerimi mutlaka artık kullanarak yapıyorum. Yaklaşık bu telefonu bir aydır kullanıyorum. Gayet başarılı. Herhangi bir sıkıntı yaşatmadı bana. Birçok uygulama üzerinden çalıştırıyorum. Bir sorun yok. Kamerasına gelecek olursak, kamerası başarılı. 8 megapiksel kamera. Manuel ayarları var. Birçok özellik var. Panorama modu var. İşte su terazisi bile var. Dijital su terazisi vesaire gibi özellikleri de var. Bence fena değil. Tabii böyle üst düzey bir kamera performansı aramıyorsun. Aramamak da gerekiyor ama özellikle gün ışığında, ışığın iyi olduğu ortamlarda başarılı bir şekilde çalışıyor. Hem ön kamerası hem arka kamerası bence görevini
yeteri kadar yapıyor. Hatta yani bu fiyata göre, bu performansa göre iyi bir kameraya sahip olduğumu da söyleyebilirim. Kamerayla çektiğim fotoğrafları ve videoları da yine bu incelemenin içinde yayınlayacağım. Hani oradan da en azından bir fikir edinmiş olursunuz. Ama hani Full HD video çekiyor zaten hem ön hem arka kamera. Günlük kullanım içinde fazlasıyla yeterli imkan sunduğunu belirteyim. Ana kameranın şey özellikleri, kamera manuel modundaki bazı özellikleri bana Lumia serisini hatırlattı, Nokia'nın, şimdiki Microsoft'un. Bu profesyonel modu aldığımız zaman işte ekranda böyle bazı işte ISO'yu, işte beyaz ayarını vesaire değiştirebildiğiniz böyle slider şeklinde bir menü şeklinde bir şeyler çıkıyor. O benim ilgincime gitti. Biraz Nokia'nın o Lumia serisinde kullandığı şeye andırmış, fazlasıyla andırıyor. Esinlenmiş diyelim. Fikir almışlar diyebiliriz. Bundan dışında pil performansına gelecek olsak onu söylemeyi unuttum. 2000 mAh'lik bir pili var cihazın. Şimdi diyeceksiniz ki 2000 mAh az, bu ekranı kaldırır mı bu gövde falan filan, ama şimdi bu kadar ince ve hafif bir telefon yapmak istiyorsanız bir şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. Bir tanesi micro SD kart yuvası yok. Çünkü yer kaplayacak. Gövdede bununla ilgili bir yer açmanız gerekecek vesaire. O zaman inceliği veya işte cihazın boyutu yükselecek, ağırlaşacak vesaire. İkincisi pil. Pili küçük yapmak zorundasınız ki 99 gramda tutun bu cihazı. Başka türlü bu ağırlıkta ve bu incelikte. Çünkü hadi gramını geçtim de bu kadar ince yapamazsınız o zaman telefonu. Mecburen biraz daha büyük olmak zorunda. O yüzden pili biraz düşük olmuş. Peki kötü mü? Değil. Ben günlük kullanımda yaklaşık olarak hani sabah doldurduğum zaman akşama kadar çok rahat bir şekilde gittiğini gördüm. Hani biraz zorlarsam benim gibi zor, ben ağır kullanan bir kullanıcım. Çok telefon kullanırım. Bir günü çok rahat görebiliyorsunuz. Eğer çok yani çok böyle yoğun kullanmıyorsanız, seyrek kullanan bir kullanıcıysanız 1,5-2 gün, hatta zorlarsa 2 güne çıkabileceğinizi söyleyebilirim. Pil performans modu falan da var. Hani o modlara girdiğiniz zaman işte pilin ömrü biraz daha artıyor ister istemez. Daha performanslı bazı şeylerden feragat ederek pilin ömrünü biraz arttırabiliyorsunuz. Bence güzel olmuş. Telefonda bazı Casper'ın uygulamaları var. Casper S-Cinema diye bir uygulaması var. İşte oradan üye olduğunuz zaman film izleyebiliyorsunuz. Bunlar dışında da hani bence gayet başarılı olmuş. Casper'ın hani özellikle hani giriş yani performans arayan, hani ortalama bir performans arayan ama yanında bir de hani şıklık arayan kullanıcıya hitap ettiğini söyleyebilirim. İnce bir telefon isteyenlere önerebileceğim bir telefon. Kadınlar da kullanabilir. Çünkü özellikle bu tarz, özellikle beyaz rengin, siyah renk belki olmaz ama erkeklere daha çok gider, ama beyaz renginin kadınlar için daha estetik olduğunu söyleyebilirim. Hatta kutusundan çıkan, ben genelde böyle kullandım. Kutusundan çıkan bir de kılıfı da var. Hatta bu kılıfı taksanız bile çok kalın olmuyor cihaz. Mesela ben hep genelde böyle kullandım, arkasına bir zarar gelmesin diye. Sonrasında test telefonu, bunları geri veriyoruz. Böyle bu şekilde bakıyorsunuz ve kılıfla da beraber kullandığınızda gayet şık olduğunu söyleyebilirim. Bu kılıfta gerçekten de güzel, hoş bir kılıf olduğunu söyleyeyim. Gelelim fiyat meselesine. Tabii ki kullanıcı için en önemli konulardan bir tanesi fiyatı. Cihazın fiyatı biz bu testi yaptığımızda, ben bu testi yaptığımda 999 TL idi. Yani 1000 TL civarında. Bence makul bir fiyat. Hani hem şık olsun, hem ince olsun, hem de ortalamanın üzerine bir performans sunsun diyorsanız zaten bu 3 aşağı 5 yukarı bu fiyatları, bu ödemeyi yapmak zorundasınız. Bence başarılı bir ürün olmuş. Yani 16 GB'lık versiyonundan tabii bahsediyorum fiyat anlamında. Şu anda zaten 32 GB'lık suyum yok. Belki ileride çıkar ama şu anda yok. Fiyat anlamında bence yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Yani bu teknik özelliklere göre bu fiyatın normal olduğunu söyleyebilirim. Elbette piyasada hani bu fiyat alabileceğiniz daha güçlü telefonlar da olabilir, ama onların da bu kadar ince olmadığını belirteyim. Yani bir şeyle tercih etmeniz gerekiyor, uzun lafın kısası. Performans istiyorsanız elbette bundan daha büyük telefonlar var, daha güçlü telefonlar var. Belki aynı parayı alabileceğiniz telefonlar var ama onlar da bu kadar ince ve şık değil. Yani şıklık da istiyorsanız yine her işinizi görür, günlük her ihtiyacınızı karşılar ama üst düzey bir performans tabii ki sunamaz. Çünkü bu donanımda zaten o da mümkün değil. Toparlamak gerekirse Casper VV10 özellikle incelik isteyen ve günlük performansı da yeterli olsun ama bana da ince bir telefon olsun diyenlere hitap ediyor. Özellikle kadın kullanıcı çok seveceğini düşünüyorum ben. Çünkü hani inceliği, şıklığı biraz daha kadınlara daha güzel duruyor gibi geldi bana. Ekran boyutu vesairesi bence tam sınırda güzel. 4,8 ya da 5 inç olsa daha iyi olurdu, ama tabii o zaman boyut büyür, ekranı büyür, cihaz da büyürdü, ağırlığı vesairesi de artardı. İyi bir noktada durmuş bence Casper. Bu telefonu çok satacağını düşünüyorum. Özellikleri ve performans anlamında iyi bir noktada durmuş.
Şıklık arayanlara önerebileceğimiz bir model. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.